sadece Azerbaycan Ermenistan arasında değil. Bu bölgede, bu coğrafyada bütün her şey kaosa, savaşa, kavgaya ve kana kurulu. Dolayısıyla böyle yakınlaşma, iki ülkenin arasındaki buzları eritme Batı'nın sinir uçları. Şimdi kim kışkırtıyor peki şimdi? Hangi ülkeler? Şimdi geleceğim oraya. Bak bir örnek daha vereyim. Bana göre o enteresan bir kırılmaydı. Orada Antalya'ya gelmeyen, gelemeyen, cesaret edemeyen Paşinyan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp da göreve evet. başlamak için tören düzenlendiği an bastı geldi Ankara'ya. Ve ben hakikaten içimden dedim ki aferin dedim. Hani kırdı zinciri. O üçüncü bir ülkeyi belki de yok saydı. Ki illaki muhakkak bir gitme diyen olmuştur. Ona rağmen geldi. Aliyev'le, Sayın Aliyev'le birlikte fotoğraf verdiler ve bütün dünya kamuoyu o fotoğrafın üzerine yorumlar yaptı. Enteresan bir kare dediler. Paşinyan ve Aliyev hani yıllardır coğrafyanın kana bulandığı süreçteki iki şu anki lider. Şimdi bunlar olumlu süreçti, olumlu gelişmeydi. Hatta Cumhurbaşkanı da onur etti Paşinyan'ı. Evet. Ve neler oluyor acaba değişiyor mu dedik. Şimdi aynı Paşinyan tekrar gittiğinde havasından mıdır, suyundan mıdır yoksa üçüncü ülkenin gücünden midir? Zaman zaman farklı ağız, farklı söylemlerde bulunmaya başladı. Ya geldin işte ağırlandın, uğurlandın, sıkıntı yok ve burada da bir nokta işi getireceğiz. Yok. Çünkü niye? Birileri muhakkak devreye girer. Şimdi o birileri Rusya'nın yukarıda yaşamış olduğu o handikaptan dolayı biraz daha aktif sahaya inmeye başladı. Birileri kim? Amerika. Şimdi Paşinyan'ın bir anda Putin'e ayar veren cümle kurması, Rusya'yı karşısına alması tesadüf değil. Bir yerlere güveniyor ve bir yerlerin güdümüyle bu cümleleri kuruyor. O bir yerler kim? Dedin ya kim kullanıyor diye. Amerika. Hatta tek Amerika dedi. İran. İran zaten en önemli yere geldin. Niye? Bakın İran şurada 3+3 formülündeki üçlerden biri. Yani diyor ki Türkiye, kardeşim diyor sen diyor İran olarak bak Ermenistan, Azerbaycan, sen, Rusya, ben bir araya gelelim. Burada diyor artık bu kavgaya, bu gerilime son verelim ve koca bir İpek yolu var. Burada ticaret işlesin, burada evet. diplomasi işlesin, burada siyaset işlesin ve herkes kazansın. Bir noktaya gelelim. İran asla yanaşmıyor biliyor musun? Zengezur koridoru dile getirildiği an ilk protesto eden İran oldu. İran'dı. Hemen geldi buralara askeri birliklerini dizdi, tatbikatlar yaptı. Buralara hiç alakası olmadığı halde kontrol noktaları kurdu. Hatta konsolosluk açtığı ifade ediliyor. Ve burada Ermenistan'a doğrudan koltuk çıkan bir İran tablosuyla karşılaştık biz. Benim hayatta unutmadığım hadisedir. Karabağ Savaşı var. Azerbaycan orada haklı olarak kendi toprakları üzerinde güç üretiyor. Ve yılların vermiş olduğu soykırımı, katliamı durduruyor. Azerbaycan Müslüman bir ülke. İran Müslüman bir ülke ama o İran gidip Ortodoks bir devlete yani Ermenistan'a kucak açıyor. Aynı mezhepten. Ve bir de dediği gibi mezhep birliği de var. Evet. Ve o İran Suriye ve Irak'tan getirilen aslı Ermeni olan PKK'lı teröristleri kendi topraklarını kullandırarak Ermenistan'a ulaşımını sağlıyor. Niye yapıyor İran bunları? Çünkü İran'da şöyle bir karın ağrısı var. 1828 Türkmençay Anlaşması. Hocam zaten ben diyecektim. Yani böyle şaşırmışsan demek İran daha tanımamışsın diyecektim. Ha, zaten. Yo ben şaşırmadım. Hatta ben İran'ı bir üst boyuta götürmüştüm. İran'ın İsrail'le hiçbir kavgası yoktur. Kesinlikle. Tabii. Kayıkçı kavgası vardır. İran'la, o görüntü üzerinden İslam dünyasında kendisini meşrulaştıran bir İran var. İran ve İsrail. Yani en büyük desteği de o şeyle veriyor. Tabii. Politika da veriyor. O politikayla. Şimdi bizim coğrafyamızda Müslümanları katletmenin bir yolu olmalı. Bu yol için bir tiyatroya ihtiyaç var. İki çekişen ülke İran ve İsrail. Ya bir tokat atın birbirinize yok. Gidin topraklarınıza savaşın yok. Nerede? Irak'ta. Nerede? Suriye'de. Bir hesapta bakarsın İran ve İsrail gerilimi vardır. Ama tokadı yiyen, dayağı yiyen Müslümanlar. Oradaki Müslüman toplumlardır. Dolayısıyla hani çıta yükseldi. İran'ın rejimi yani Siyonist kanatla iç içe ve en büyük düşmanlığı da Azerbaycan'a ve Türkiye'ye yapan bir yapıdır. Niye? 1828 Türkmençay Anlaşması, Hanlıklar dönemi, Rusya Çarlık'la İran bölgeyi paylaşıyorlar. Ve bugünkü Azerbaycan
aslında İran'ın Tebriz'den sonra güneyinde de toprakları olan bir koca devlet iken bu paylaşım sonucu ikiye bölünüyor. Ve ben buradan hep sesleniyorum. Hala da aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki Kuzey Azerbaycan'a nam olsun diyorum elde ettiği zafer. Hangi zafer? Karabağ zaferi. Niye Kuzey Azerbaycan diyorum? Çünkü burada güneyi var. İşte bunu duyan birçok Azerbaycanlı kardeşimiz hemen sosyal medyadan ulaştılar. Hocam bunun güneyi neresi diye. İlk defa duyuyorlar. Hep saklandı, gizlendi. Ya kardeşim İran, yani bir sorudur. Buradan ekranda bizi izleyenlere de soralım veya bilenlere bir hatırlatma yapalım. Türkiye'den sonra en çok Türk'ün yaşadığı coğrafya nedir diye sorun. Çok sordum ben bu soruyu. İşte Azerbaycan, Suriye, Türkmenler, Irak'ta var bir miktar. Ya esas İran'da var. 40 milyon bil fiil Türkçe konuşan, ben Azerbaycan Türk'üyüm diyen nüfus var burada. Yıllardır, yüzyıllardır her türlü asimilasyona, her türlü baskıya direnen ve özünü asla kaybetmeyip asimile olmayan bir burada Güney Azerbaycan var. İşte İran'ın en büyük korkusu o. Bu nedenle diyor ki aman Ermenistan'a yakın durmalıyım. Azerbaycan asla güçlenmemeli. Çünkü güçlendiği takdirde zamanında gasp ettiğim toprakları tekrar elimden alma riski var. Dolayısıyla benim için Azerbaycan baş düşmandır. Dolayısıyla destekse Ermenistan'a her türlü yetki devri veya her türlü paylaşım Ermenistan'a diyor. Bu nedenle Ermenistan, düzeltiyorum, İran'la Azerbaycan asla bir araya gelemiyor. Çünkü daha geçtiğimiz aylarda Azerbaycan istihbaratı İranlı birçok casusu yakaladı. Bölgede kendi ülkesinde terör faaliyetinde bulunurken. Şimdi yani Ermenistan'ı kimler kullanıyor soruna cevapları toparlarsak İran 1, Amerika 2, Fransa 3 ve Rusya 4. En aktif bu 4 ülke. Şimdi Fransa'nın evvelden bir kurmuş olduğu sistem var. Ta Asala döneminde. Evet. O hala işler. O hala Ermenistan'da diridir o damar. Zaman zaman Fransa'nın aktif sahaya indiğini görürsün. Veya Türkiye aleyhinde bir faaliyet olacağı zaman Ermenistan'ı sahaya sürdüğünü görürsün. Sebebi bu. Hı hı. İran'ı az önce tabloyu çizdik. İran konusunda da yine o tarihi düşmanlık şu an hat safhada. Çünkü bu bölgede Azerbaycan'ın güçlenmesi İran'ı inanılmaz rahatsız ediyor. Ve Karabağ zaferinden beri İran hep diken üstünde. Tamam, Ermenistan demedi mi? Yani toprak bütünlüğünü tanımadı mı Azerbaycan'ı? Ona rağmen bu gerilimlerin her geçen gün daha da artması. Şimdi istediği kadar tanısın, istediği kadar hani savaşı haklı ve doğal olarak görsün. Arka planda asla onaylamayan, fırsatı bulduğu an Ermenistan'a her türlü sahayı açacak olan bir İran var. Bir kere bunu görelim. Şimdi Ermenistan İran'la bir yakınlaşma içerisinde. Ermenistan Amerika ile bir yakınlaşma içerisinde ve Ermenistan Rusya'yı bir dışlama hevesi içinde. Şimdi Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan destan yazdı. Destan yazdı. Ve eğer Rusya olmasaydı belki tablo çok daha farklı olurdu. Hatırlarsanız o savaş zamanında biz şunları duyduk. Ermenistan İskender füzesi kullandı. İşte Azerbaycan'a şehirlere, sivillerin üzerine attı diye. Ya şimdi İskender füzesi yüksek bir teknoloji Rusya açısından. Ve Ermenistan'ın az önce bahsettim. Yani 1,5 milyon nüfus var. Neredeyse 3'te 2'si yaşlılardan, kalan da çocuklardan oluşuyor. Yani perişan halde bir ülke. Şimdi bu derece teknolojiye sahip olması mümkün değil. Rusya'nın desteği olmasa. Güç istiyor bir yerde. İşte Rusya o desteği verdiği için Ermenistan ayakta durabiliyor. Rusya o desteği verdiği için Ermenistan kısmen de olsa bu tür saldırılarda bulunabildi. Dolayısıyla aslında iç içe geçmiş bir Ermenistan-Rusya ilişkisi varken bir anda Ukrayna Savaşı'ndan dolayı zayıflayan Rusya denklemi ve tablosu nedeniyle Amerika'ya fırsatlı fırsat deyip yanaşmaya çalışan bir Paşinyan ve Rusya'yı da dışlayan, evet, Rusya'yı da dışlayan bir Ermenistan tablosu var. Ama şunu söyleyeyim, Rusya kulağını çeker. Bir virgül koyalım. Bir araya gitmem gerekiyor. Yönetmenim de uyarıyor beni. Kısa bir ara diyelim. Saat başında diğer konuklarımla görüşlerini almaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.